Kendini kendinden başka bir şekilde bulamazsın. Böyle bir umuda girme diyor. Sen eğer kendini tanımak istiyorsan, hakikatini, Rabbini, çünkü kendini bilen nefsini bilir, nefsini bilen Rabbini bilir. Dolayısıyla Rabbini bilme yolculuğu kendinden geçiyor. Başka bir yerden Rabbini bulamazsın, bilemezsin. Yine Rabbimi Rabbimle bildim sözünün hakikati de bu minvalde değerlendirmesi lazım. Ondan önce şunu söyledi abi, harfler iki ecelidir dedi. Asli ve mana harfleri. Sonrasında hepsi sendedir, senden başka bir o şey yok. O verdiği ayetlerden dolayı dedi harfler iki ecelidir. Orada lam harfine vurgu yapmak için söyledi. Neden bu ayetlerde lam geçmiştir? Onun sırrını ifade etti. Aslında bu harfler ilminde lam harfiyle alakalı sırrı orada daha detaylı açacağız. Yani burada kulun hakikatinde zuhur eden Allah'ın muradı meselesi var orada. Onu şöyle bir kenara koyalım. O ayrı bir konu. Ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konu. Burada kendini kendinle bildin ki ancak kendinle bilebilirsin. Yani nefsini hakkıyla tanımak cihetiyle ancak Rabbini tanıyabilirsin. Rabbini tanıdığın zaman da Rabbül Alemin olan Allah'ı yine Rabbinle, Rabbinden açılan kapıyla bulabilirsin, tanıyabilirsin. Bundan başka da yol arama dedi. Yani ararsan beyhude uğraşmış olursun. Yine tasavvuf ehli, ehlullah hep der ya, ne ararsan kendinde ara. Burada bütün mesele, hakikat, idrak etmemiz gereken bütün hakikatler aslında kendimizde. Fakat kendimizdeki bu hakikatleri nasıl bulacağımızı bilemeyişimizden dolayı, genel manada insanlar, biz kendimizdeki bu hakikatleri nasıl bulacağımızı bize işaret edecek bir mürşide tabi olmak gerekliliğinden bahsedilmiş tasavvufta. Yani bunun metodunu anlatmak için. Yoksa mürşid, daha önce de dedik, mürşid ne diyor burada? Daha önceki ciltlerde Muhittin İbn Arabi Hazretleri, üfleyene düşen üflemektir. Lamba sönerken köz alevlenir. Yani burada mazhar önemli. Mazharın biz hakikatimiz ne minval üzere? Eğer ki mürşid, burada mürşidin görevi müride, müridin içindeki cevherini açığa çıkarmak için yol göstermektir. Eğer müritte bir cevher var ise o cevheri nasıl açığa çıkaracağını, yani kendisini nasıl tanıyabileceğinin metodunu anlatır, yöntemini anlatır. Mürşidin sadece görevi budur. Başka bir şey yapamaz. Yani müridin içerisinde bir cevher yok ise veyahut da az bir miktarda cevher var ise daha fazla bir cevher katamaz. Böyle bir şey mevzubahis değil. Kesinlikle bu sünnetullah kanununda yok. Veya içerisinde cevher yok ise ona dışarıdan bir getirip de cevher koyup da onu cevher sahibi kılamaz. Mürşit, böyle bir şey asla ve kat'a mümkün değildir. Buradan anlaşılan odur ki, ha şu vardır. Mürşit, müridin kendinden kendine olan yolculuğunda zaman zaman ayna olur. Ayna olarak yine kendisini görmesini sağlar yani. Mürşit burada, mürşit kendisini göstermez. Mürşit müride ayna olur. Kendi ahvalini yine mürşidinde görür. İşte söylemlerinden, sözünden, eyleminden, davranışından, neyse. Burada şunu anlıyoruz ki biz ne ararsak kendimizde aramamız lazım. Bu yolculuk kendimize, kendi içimize. Yani Rabbimizi bilme yolculuğu kendi içimize, enfüsümüze yaptığımız bir yolculuk. Bu yolculuk neticesinde biz kendi hakikatimizi anlamış oluruz. Rabbimizi tanımakla, yani nefsini bilen Rabbini bilir. Kendi hakikatimizi tanıdığımız zaman işte tanıdığımız o hakikatimiz cihetinden, yani Rabbimiz cihetinden sonra Rabbül Alemin'i tanımaya yolculuğa devam ederiz. Ama Rabbül Alemin'i tanırken hangi sınırlar içerisinde tanıyabiliriz? Rabbimiz sınırı içinde tanırız. Rabbimizin sınırının dışında Rabbül Alemin'i tanımamız mümkün değildir. Rabbimizin vasıfları ne ise, ölçüsü, ebatı, boyutu, rengi, kalıbı ne ise, Rabbül Alemin olan Allah'ı o ölçüler, o boyut, o kalıp, o renk üzere ancak tanıyabiliriz. Bunun ötesinde bir tanıma mümkün değil yani.
İşte ne ararsan kendinde ara, kendine yap yolculuğundan söz kasıt budur.